ben hayatım boyunca çok milletimizin önüne çıktım. Çok konuşma yaptım. Ama bugün şu anda burada olduğum durum daha önce yaşadığım duyguların hiçbirisine benzemiyor. Bu neymiş böyle ya? Ya inanılır gibi değil. Evet. Evet. Yani böyle bir heyecanı yaşamadım. Çok heyecanlıyım. Görüyorum ki hepimiz çok heyecanlıyız. Ve biz de yeni çıkacağımız bu yolda bu heyecanla yürümeye bizimle beraber var mısın Eti Mesut? Var mısın? Ay maşallah. Sayın Genel Başkanım, izniniz olursa ben Eti Mesut diyerek vurgulayacağım ilçemizi. Çünkü Ulu Önder Atatürk'ün emriyle 1928'de örnek bir köy olarak kurulan ilçemiz, Ahi Mesut olan adı daha sonra bizzat Atatürk'ün ifadesiyle Eti Mesut oldu. Hatta Atatürk 29 Ekim 1931'de Ankara davası yalnız bir şehir yapma davası değildir. Ankara yapıcılığı vatanın en uzak köylerine kadar uzayacaktır. Modern Eti Mesut bir başlangıç olacaktır diyerek ilçemize verdiği önemi ifade etmiştir. İşte biz de Atatürk'ün şehri, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da yine Atatürk'ün ilçesi Eti Mesut'u çağdaş, örnek, marka bir kent yapacağız. Yüzyıl önce söylenen o söz ve örnek gösterilen Eti Mesut'umuzu Büyükşehir Belediye'mizle birlikte kalkındıracak, geliştirecek ve büyüteceğiz. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, biz bu yola hazır mısın diyerek çıktık. Birlikte yönetmeye hazır mısın? Değişime hazır mısın? Değişime hazır mısın diyerek çıktığımız yolda çok teşekkür ederim. Böyle bir güç arkandayken nasıl yürüyemezsin kardeşim? Koşarsın evelallah. Koşarsın. Eyvallah. Eyvallah. Efendim ilk günden bu yana sokaktayız biz. Ve Eti Mesutlu hemşerilerimiz de kardeşlerimiz de el ele ve gönül gönüleyiz. Mahalle mahalle, sokak sokak tüm halkımızla buluşup dertleşiyor, konuşuyoruz. Sıkıntılar var, bunların hepsini biliyoruz. Yıllarca çözülmemiş problemler var, duyuyoruz, hepsini not ediyoruz. Eksik bırakılmış, üzeri örtülmüş sorunlar var, bunların hepsini görüyoruz. Ve diyoruz ki, sorun varsa çözüm var. Çözüm sosyal demokrat belediyecilikte. Çözüm birlikte yönetmekte. Çözüm şeffaflıkta, çözüm hesap verebilir olmakta, çözüm milletin parasını milletine harcamakta, çözüm halkın sofrasına oturabilecek o yüze sahip olmakta. Eyvallah. Eti Mesut'umuz da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini gerçekleştireceğiz hep birlikte. Zaten sosyal belediyecilik dendiğinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarıları anlatmaya gerek yok. Kaldı ki en önemli sosyal belediyecilik örneğini değerli Mansur Başkanım tüm Türkiye'ye gösterdi, gösteriyor da. Daha 3 yıl öncesinde pandemide salgın günlerinde gerek Büyükşehir Belediye'miz gerekse ilçe belediyelerimiz büyük başarılara imza attı. Tüm Türkiye'nin takdirini Ankaralı'nın da kalbini kazandı başkanımız. Kimseyi ayırmadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, bana oy verdi vermedi demeden milletine kol kanat gerdi belediyemiz. Allah hepsinden razı olsun. Halkımıza en zor günümüzde sahip çıktı belediyelerimiz. Üstelik tüm güçlerle, üstelik tüm zorluklarla, tüm bunlara rağmen başardı bizim belediyemiz. Şimdi biz de Eti Mesut'umuzla başaracağız bunları. Mansur Başkanım'la,
değerli ilçe belediye başkanlarımızla el ele vererek halkımıza hizmet yarışında 7/24 çalışacağız. 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 Bizimle beraber çalışmaya var mısın? Etmesut, var mısın? Güzel. Güzel. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını yaşamaya başladığımız bu dönemde bizler her zaman Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir ifadesini rehber edinerek tüm Etimesut'u kucaklayıp sahip çıkacağız. Hedefimiz net. Sosyal belediyecilik ve marka bir Etimesut. Biz bu gerçekten hareket ederek çalışmalarımıza şimdiden başladık. Göreve geldiğimizde günlük hizmetlerimizi en güzeliyle, layığıyla yaparken Etimesut'un gelecek 30 yılını planladık. Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl. Etimesut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız. Türkiye'nin marka ilçesi olacak Etimesut. Yapacağımız tüm çalışmalarda, projelerde insanımızın öncelikleri, görüş, düşünce ve beklentileri bize yol gösterici olacak. Tek hedefimiz var. Etimesut'un geleceği ve Etimesutluların mutluluğu, huzuru. Ve bizim en büyük projemiz, huzurumuz, güvenimiz ve Etimesut'un mutluluğudur. Her zaman halkımızın derdine derman olan hizmetleri büyüterek her alanda başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağız. Halkımıza hesap vermeyi onurlu bir görev sayarak hizmet etmek önceliğimiz olacak. İlçemizin tüm sorunlarını önce halkımız, emekçiler, işverenler, kamu kurumları, meslek odaları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileriyle ortaklaşarak çözeceğiz. Herkes için belediyecilik yapacağız. Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız. Hemşehrilerimize her şeyin en iyisini sağlayacağız. Etimesut'umuzda ortak gelecek inancıyla güçleneceğiz. Senaryoyu biz yazacağız arkadaşlar. Biz yazacağız. Evet. Sayın Genel Başkanım, biliyorum. Yani yoğun programınız olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer bir daha tekrar bir araya gelemezsek 1 Nisan sabahı belediyenin önünde Ankara havasıyla bize eşlik etmenizi çok isteriz. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla.